Zaman çabucak akmalı. Şu limana varmalı. Sardunya kokulu sokaklarda dolaşmalı. Acıya ve kedere bürünmüş şu sokakların ruhunu koklamalı. Evet, Bozcaada'nın bol rüzgarlı güneşli bir sabahından hepinize merhabalar. Şimdi Rum Mahallesi'ndeyiz. Bizim adaların hep hikayesi vardır. Hep mahalleler ayrıdır. Biri Rum Mahallesi'dir, biri Ermeni Mahallesi'dir, biri Müslüman Mahallesi'dir. Nedense hep böyle ayırmışız. İşte biz önce Rum Mahallesi'nden başladık. Rum mahallelerinin genel özelliği, nereye gidersek gidelim bu coğrafyada, hep böyle dümdüz kesitler alır. Denize doğru dümdüz yol alır. Hatta çoğu denizi görür diyeceğim ama burada kesilmiş deniz. Ama Müslüman mahalleleri biraz daha yanar döner, biraz daha çemberler olan, biraz daha karışık kuruşuk yerlerdir. Nedendir bilinmez ama şimdi önce bıçak gibi kesilmiş Rum mahallesinden başlayalım dedik ve konağımızın önünden hepinize tekrar merhaba diyoruz. Adın nedir? Nimet. Nimet ablam, sen nerelisin? Bayramıç. Ne zaman geldin bu adaya? Ben 15 sene oldu gene. Nasıl geldin buraya ya? Nasıl düştü yollar buraya? İş icabı. İş icabı. Kız postanede çalışıyor. Onun yanına geldin. Evet, çocuğuna bakıyordum. Aha. Kayburalı oluverdim. Şimdi ne yapıyorsun? Sadece çocuk mu bakıyorsun? Gay çocuğum büyüdü, gay kendime bakıyor. Çalışıyor musun bir şey? Hayır. Ameliyat oldum ha dizimde. Geçmiş olsun. Karnımdan oldum, gözümden oldum. Geçmiş olsun. Peki 15 sene önce burası nasıldı? Vallahi, İlk geldiğinde değişik ilk, miydi, farklı tabii, mıydı? Tabii. Pazar yeri bile hemen yoktu evvelce. Sonradan pazar yeri kuruldu, dükkanlar da satılıyordu. Dükkanlar her şey. Yani. Peki Rumlar var mıydı? Çok. Rumlar. Rumlar çoktu. Çoktu. Senin komşuluk ettiğin var mıydı? Vardı. Niye gitti onlar ya? Bunlar Gok'tan gitti onlar. Gok'tan gitti. Türklerden Gok'tular onlar. Niye korkuyorlar? Türkler ne yapıyor böyle? İşte bir Kıbrıs karışıverdi ya. O zaman kaçtı onlar buradan. O zaman. Evet. Evcezlerini bıraktı gittiler. Senin arkadaşın gitti mi hiç o zaman? Gitti. Adı neydi? Bilmiyorum. Zümbüllü müydü neydi? Zümbüllü. Oturur muydun onunla sohbet eder? Otururduk. Çok merak ediyoruz o günleri ya. Ya. Güzel günlerdi. Ya bir Ramazan günüydü. Bana böyle başörtüsü bile alıverdi. Panayita abi burada. Ramazan mübarek gündü. Sene dedi oyalı çember alıvereceğini dedi. Kıyımda bir genç vardı. Sana oyasız alacaksın. Sen oyasını yap dedi. Bu nenen dedi. Oyalı bağlansın dedi. Oyalı yemeğini aldı sana. Sen onların hiç yumurtasını boyadın mı? Boyalı yumurta verdiler. Kendim boyamadım hem mi? Bu musun adada olmaktan? Çok mutluyum. Neyini seviyorsun? En çok adanın neyini seviyorsun? Adanın her şeyini seviyorum. Her şeyini, doğal şeyini, her şeyini seviyorum. Havasına da alıştım. Yazın mazın böyle eser duru bura. Evet, o zaman da sefer yapılmıyor tabii. Ya, bazı kalıyor bazarcılar. Sebze gelmeyince ne yapıyorsun? Kavanozları mı açıyorsun? Açılıverdim, hava gidiyor. Marketlere de bitmiyor ki. Senede ayaklarına sağlık. Sağ olun. Güle güle git, güle güle gel. Sağ ol canım benim. Merhaba yavrum, sağ ol. Nasılsın? Seni kapının önünde böyle sabah sabah otururken gördüm. İş yok, tespih çekiyorum. Tespih çekerim, yalanızım, kimse yok. Niye? Hayırdır, benim... ne arıyorsun tek başına burada sen? Tek başıma duruyorum. Nasıl geldin buralara? Adam aldı geldi beni, öldü.
Adam kim yahu? Kocam, kocam. Resmi var. Bak duvarda resmi var. Resme bakarız da. Resmi seni var. Seni aldı getirdi. Yıllarca sen ona hasret kaldın. Ya. Ayrı çalıştı. Sonra seni aldı getirdi, o gitti. Evet, gitti. Yani Allah rahmet Allah. Eylesin. Allah. Nasıl peki o kaç 10 yıldır nasıl geçiyor burada hayat? Vallahi burada oturuyorum ben böyle. Hiç kimse şey yapamaz böyle. Bura Rum mahallesi biliyorsun değil Rum mi? Rum mahallesi, Rum. Şu karşım Rum evi, bak Rum evi. O da Rum evi. Rum evi, kocaman. Ha, Rum mahallesi. İçine girdin mi hiç oranın içine girdin mi? İçine girmedim ya, duruyor öyle. 10 senedir karşımda. Evet, sen ona bakıyorsun, o sana bakıyor. Bana ha, 10 senedir. Var mı bize diyeceğin bir şey? He? Bize diyeceğin bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Ne diyeyim? Hadi yavrum, sağ ol. Rum mahallesindeyiz. Mahalleyi gezmeye devam ediyoruz. Bakın çok güzel mavi beyaz evler. Bir meydana doğru çıkıyoruz. Yürüyelim mi bir meydana yavaş yavaş? Ve bu arada hanım eli. Dünyanın en güzel çiçeği. Gerçekten en sevdiğim çiçeklerden birisiydi. Çocukken biz bunun ortasından o ince damarlarını yerdik, emerdik daha doğrusu ballarını. Evet, yavaş yavaş meydana çıkıyoruz ama ada tam bir araba istilasına uğramış. Her taraftan bir araba çıkıyor. Gerçekten de yorucu bir hal katıyor. Buna hızla çare bulmak lazım. Bu arabalar adanın dokusunu bozuyor. Mesela Mailos. Mailos bu bir Rum evi. Belli pansiyon olmuş şimdi. Kapıya da güzel bir nazar boncuğu takılmış. İşte biz asıl bu pansiyonların kuru haline değil de adanın ruhunu yakalamaya çalışacağız bugün. Evet, sokak sokak Rum Mahallesi'nde geziyoruz. Ah, bağlar diyoruz. Salim'den bağlar anlar diyoruz. Rum Mahallesi'nde bir tane hanımefendiyi gördük. Şimdi kahvaltı ediyordu. Kahvaltı masasını kaldırdı. Bizim için sağ olsun gezimize katıldı. Şahinde Hanım. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Kaç yıldır adadayız? 35. Bayağı. Evet. Nasıl geldiniz? Adayı nasıl buldunuz? Eşimin olan kardeşi benim akrabamla evliydi. Evet. Onun doğumuna gelmiştik buraya. Öyle anlaştık. İstediler ama babam vermedi. Ben de kaçtım. Adaya kaçtınız. Evet. Karaya kaçanı gördük ama adaya kaçan. Güzel. Hoşuma sonra gitmişti o zaman. Evet. Ondan sonra işte evlendik. 3 kızım var. Allah bağışlasın. Şu anda 3 kızınız var. 6 torunum var. O maşallah, evet. Torun da var. Var. Bu evde mi yaşıyoruz? Yok, ben çalışıyorum burada. Burası butik otel. Butik 8 otel. Odalı. Evet. Burada biz birkaç kişi daha gördük. Rum mahallesinde oturan Müslüman Türkler. Evet. Güzel bir şey yani, mahalleler iç içe geçmiş. Evet, biz önceden Rum komşularımız vardı. Çok gider gelirdik. Çok iyilerdi. Ama tabii şu anda hepsi vefat etti. Çocukları da Yunanistan'da yaşıyor. O yüzden kimse kalmadı diyebilirim yani. Evet, peki hani eskiden Rum komşularınız varken neler yapardınız o günleri hatırlarsak? Bayramlar, Paskalyalar. Evet, çok güzel geçerdi. Onlar bizim bayramlarımızı kutlardı, biz onlarınkini kutlardık. Aha. Yumurtalar kaynatılırdı. Paskalya'da. Evet. Boyar hep beraber. Evet. Hep beraber oturur. Onlarla sohbet, yeme içme. Güzel günlerimiz geçti yani. Böyle adada hiç olumsuzluk, kadınlar arasında kavga yok. Şey, hiç duydunuz mu o yıllar? Yok, hiç olmazdı.
Hatta o yıllar daha da iyiydi. Çocuklarımız sokaklarda oynardı. Gece yatmaya gelirlerdi ya da karınları acıkınca gelirlerdi. O yıllar daha güzeldi. Hiç peşini aramazdınız çocuklar. Aramazdık. Sabah buraya, çıkar. Aynen. Yazında burada hep yüzmeyi falan, bu arka deniz deriz. Evet. Kendileri gelirlerdi, mahallenin çocukları toplanıp da. Hiç aramazdık. Kendileri yüzmeyi öğrendiler. Midye çıkarıyorlardı. Aynen. Aynen. Benim eşim balıkçıydı zaten. Öyle mi? Evet. Siz çıkıyor muydunuz balığa? 10 yıl balığa çıktım onunla. Siz de çıktınız. Evet. O maşallah. Evet. Tekneyi ben kullanırdım. Evet. O da paragatçılık yapardı. Gece de ağ atardı. Gece de kalıyordunuz? Yani ben gece gitmiyordum çok. Yanında arkadaşıyla giderdi. Yani siz gündüz. Ben gündüz giderdim. 10 yıl onunla denize gittim geldim. Bereketli miydi o zaman deniz? Tabii. Değil Şimdiki mi? Gibi değildi. Tabii bereketliydi. Şimdi, evet, nerede? Evet, şimdi evet. Balık yok. Hiçbir şey yok yani. Kuruttuk denizleri, kuruttuk. Peki aynen. Rum düğünlerine gider miydiniz? Rum düğünlerine kilisede olurdu. Ben giderdim yani. Törene katılırdınız. Aynen, aynen. Onlar ama da bizimkilere gelirdi. Gelirlerdi, herhalde. Aynen. Bazıları cenazemize bile gelirdi. Evet. Gerçek bir kardeş. Aynen. O zamanlar öyleydi yani. Şimdi kalmadı zaten. Yaşlılar var. Onlar da yazın geliyor, kışın gidiyorlar, evet, Rumlar. Evet, artık son nesil. Aynen. Çoğu Yunanistan'a mı gitti? Evet. Öyle deniyor değil mi? Aynen. İşte bu mübadelenin dertleri bunlar. Aynen. Evet, evet. Ta nereden geldim demiştiniz? Gökçebayır. Gökçebayır köyünden buraya, Rum mahallesine bir hikaye bizim kadın arkadaşımızın hikayesi. Biz size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür o ederim. O kazançlar, hayırlı sağ işler olun, olsun diliyoruz. Sağ olun. Merhabalar Bozcaada'dan tekrar. Biz kale içinde sabah çekim yapıyorduk. Sonra orada sigara izmaritlerini gördük. Ama bu tarafta olmadığını gördük ve bize dediler ki gidin Gül Hanım'ı bulun. Biz de size geldik. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Çok memnun olduk biz tanımaktan çok, ayrıca. Çok teşekkür ederim. Ben Gül Şonef. Bu Şonef House Oteli hayata geçirdik. Evet, maalesef her sabah otelin dört bir tarafından, sokaktan izmarit ve çöp topluyoruz. Evet. Bunu yapıyoruz. Yani bütün müesseseler aynı şeyi yapsalar belki bu kadar adamız kirli olmayacak. Evet. Siz peki nasıl buldunuz bu adayı? Nereden geldiniz? Bunun bir hikayesi nedir? Çok tesadüf. 1990 senesinde geldik. Adanın o zamanki ilkelliğine, primitifliğine aşık olduk. Çok sakindi. Hatta Ayazma plajına gittiğimizde hiç kimse yok. Bir gün bir İstanbul plakası gördük. Aa bak, İstanbullu gelmiş buraya demiştik. Bir kendi kendimize konuşmuştuk. Sonra adaya yerleştik. Uzun yıllardır adadayım. Burası çok eski bir şaraphane. Yok olmuş bir şaraphane. Fabrikası, şarap fabrikası. Rumlardan kalma. Bana çok yaşlı bir hanımefendi, anneleri burayı çok ısrar etti, benim almamı istedi. Benim de gençlik hayalimdi bir otel olsun. Uzun uğraşlardan sonra otel olarak hayata geçti. Evet, ama herhalde yıllarca sürdü değil mi bu? Yıllarca, 3,5 sene Anıtlar Kurulu'yla savaş verildi. Birinci derecede tescilli, yok olmuş, çöplük içinde bir yapıydı. Kadın çalışan var değil mi tabii ki burada? Biz kadın olarak çalışıyoruz. İşte. Ekibimiz tamamen kadın. Bir kere ben kadınım. Kadın olarak hepimiz çalışıyoruz. Çiftliğimiz var, orada üretiyoruz birçok şeyi. Yumurtalarımız, günlük tavuklarımız var. 300 adet zeytin ağacı diktik ellerimizle. Zeytin ve zeytinyağı alıyoruz. Adaya aşık olduk. Adalıyız artık. 30 küsür senedir adalıyız.
Peki ilk geldiğinizde adaya aşık olurken kimler vardı, neler vardı adada? Adada Rum aile daha fazlaydı o yıllarda. Bayan Antula ile tanıştık, Bayan Atanasya ile tanıştık, dost olduk. Hatta bizim bağ evimizi yapan bir Rum ustaydı, Fotih Usta. Bütün arkadaşlarımız Rum'du ve onları çok sevdik, onlarla dost olduk. Adalı olduk. Evet. Peki yani neler olurdu düğünler, paskalyalar, adanın güzel günleri? Paskalya güzel kutlu. Hala güzel kutlanıyor. Yumurtalarımızı boyuyoruz. Çok güzel bir kilisemiz var. Ayinler oluyor. Peki hani eskiden hep şey deniyor. Kapı önlerinde Rum kadınlar otururmuş. Hala oturulur. Mi? Kapı önlerinde oturulur. Hala oturulur. Örgüler örülür. O bir alışkanlıktır adamızda ama maalesef kalmadı. Her yer pansiyon ve restoran. Evet, çok ticari. Kalmadı. Evet. Ticarete döndü. Merkez adamızda bir tek köy var. Maalesef tamamen turizm. Evet. Herkes evini kiraya veriyor. Oteller yapıldı. Ve o kapı önleri azaldı maalesef. Çünkü renk o. Yani ben de İstanbul Samatya doğumluyum. Harika. Çocukluğumda Rum evleri çok fazlaydı. Çok da net hatırlıyorum. Gerçekten o kapı önüne çay demleme, dantelli evet. örtüde kahve evet. ve likör. Hala var. Mesela biraz önce Antula Hanım'ı aradım. Rahatsız. Onun kapısında yine masası var. Bizim de vardır arka kapıda. Biz hala otururuz ama eskiden masa sandalye değil. Merdivenlere oturulurdu, kaldırımlara Aha. oturulurdu. Evet. Peki hiç böyle Rum ve Türk aşkı duydunuz mu adada? Ben yıllar önce Gökçeada'ya geldiğimde bize bir abi anlatmıştı oranın bir hikayesini ama. Onu duymadım. Duymadınız, evet. Duymadım Çünkü onu. Hani kardeşlik açısından çok önemli. Onun eşi Müslümandı, kendi Rum'du abinin. Benim eşim Rum'du, ben Müslümandım. Ha, sizin zaten evet. duymadım diyorsunuz. Eşim Kosta Şonev. Evet. Ben Müslümanım ama bizim için Allah'ın birliği, ikimiz de birbirimizin dinlerine hürmet ederdik. Önemli günlerinde, dini günlerinde saygı gösterirdik. Yani ada şimdi tabii bir dönüşüm geçiriyor her şeyde çok olduğu büyük gibi. Çok büyük dönüşüm geçiriyor ve maalesef adamız çok fazla misafir alıyor, yetmiyor. Büyük bir dönüşüm içinde ada. Korkuyorum bozulmasın, yapılanmasın. Evet. Evet, yani biz de şaşırdık. Araba kuyruklarını gördük feribota. Sadece tek güzel şey istihdamda kadın çok yoğun adada. Çok, çok. Kadınlarımız, adalı kadınlarımız çok çalışkan, üretici. Tezgahları görüyorsanız hepsi kendileri reçellerini yapıyorlar, üretimlerini yapıyorlar, satıyorlar. Evet. Kadın zaten, kadın. Peki siz adanın geleceğiyle ilgili hem bu mekan da çok etkileyici. Siz anlattıkça da çok etkilendik. Evet. Hayaller neler, neler istiyorsunuz? Benim ada için hayallerim var. Çok büyük hayallerim var. Mesela adanın iskelesinin kalkması, öyle bir proje duyuyorum. İskele kalkacak diye. Adanın merkezine araba girmemesi. Motorsikletlerin elektrikli olması. Hı hı. Bu ada için bunları düşünüyorum. Hı hı. Daha çiçekli, daha yeşil. 2017'de burada bir koyların ihalesi durumu varmış. Hatta İlhan Şeşen oraya bir şarkı yazmış. Bırakın yaşasınlar diye. Onunla ilgili bir gelişme var mı bilginiz? O şimdilik durduruldu çünkü ada halkı olarak biz hepimiz buna karşıyız. Hı hı. Yani adamız böyle bakir, koyları bakir kalsın, hiçbir yapılanma olmasın, adamızı bize bıraksınlar. Evet, bize bıraksın. Yani bize bıraksınlar. Evet, bence de son cümle bu değil mi? Bir daha söyleyin. Adayı bize bıraksınlar. Lütfen yapılanma olmasın. Sahiller bakir kalsın. Biz tesis istemiyoruz. Evet. Thank you.
Evet, Bolcaada Kalesi'nin giriş kapısındayız. Cenevizliler, Venedikliler, Bizans, ondan önce Roma, buralardan çok uygarlık geçmiş. Adayı her gelen istila etmiş ve bu kalenin de Cenevizlilerden kaldığı söyleniyor. Şimdi birlikte bir girelim bakalım. Kalenin içinde ne var ne yok bir görelim. Evet. Bir tamir kitabesi bulduk girer girmez. İkinci Mahmut döneminde demek ki bu tamir yapılmış. Diyor ki Sultan Mahmut diyor bunu yaptı. Ve bu metni yazdı diyor. Ve bu metni bu kaleye ve bu şehre adadı diyor. El yazması bu. Tamir kitabesi. 1231 yılında tamirinin yapıldığını yani yenileşme döneminin başlatıldığını söylüyor. Perişan haldeydi diyor. Sadeleşmiş metne de bakıyorum. Ve bu Bozcaada Kalesi'nin ve şehrinin giriş kapısıdır diyor. Gerçekten de görkemli, güzel bir kale. Burada da herhalde bir şey var. Evet. Kale ve yerleşim planı var. Gördüğümüz gibi şimdi işte gerçek ortaya çıkıyor. Bakın kale aslında bütün bir adanın tümünü kapsıyor. Evet. Ve liman bir tarafından girişi var. Öbür tarafından köprüyle adaya bağlanan bir bölüm var. Yani daha doğrusu az önce aslında biz geçmeye çalıştık kameraman arkadaşımla. Çukur'da orası. Oranın da su olduğunu görüyoruz bakın. Şimdi bizim girdiğimiz kapıda bir zamanlar su. Oranın altında da sular var. At arabalarıyla giriliyormuş. Biz az önce girdik o kapıdan. Ve kale ana karaya bağlı küçük bir su öbeğiyle ayrılmış ana karadan bir yerleşim planına sahip. Hamamı var, reviri var, kışlası var, sivil yerleşim alanları var, belli bölümler, sivil yerleşim alanları. Ada gerçekten bir şehir. İkinci Mahmut'un dediği gibi adayı onarırken bu kaleyi adaya ve şehre bir onur vermek için yaptık bunu diyor. Onları adadık diyor. Evet gezelim bakalım adamızı gezelim, kalemizi gezelim daha doğrusu. Karşıda tam dört yanım deniz. Karşıda dört yanım deniz, bir lacivert. Şimdi geldik, düştük yollara. Dedik ki Poseidon'un sesine kulak verdik ve Bozcaada'ya geldik. Kim bu Poseidon? Buranın bir hikayesi var mı? Nedir bu hikayesi? Onu da biraz size anlatmak istiyorum doğrusu. Şimdi karşı adalarda, yani o zaman herhalde şurada da bir küçük ada görünüyor. Bir başka yerde de adalar var ufak ufak. Onların birinde güzel mi güzel bir kız yaşarmış. Ama ne güzellik. Güzelliği dillere destan. Bu kız tabii böyle güzel olur da bir sevdiği olmaz mı? Bir de sevdiği varmış. Sonra o böyle kıyıları gezermiş babasının teknesiyle. Güzel bulduğu yerlerde denize girermiş. Bu kızımızı bir gün Poseidon, Tanrı Poseidon görmüş. Ve ona daha görür görmez ilk vuruşta aşık olmuş. İlk görüşte aşık olmuş. Ve çok güzel bir kız demiş. Kız tabii ona kulak asmamış. Kızın gönlünde birisi var. Gel zaman git zaman Poseidon kızın peşine düşmüş. Takip etmiş, kız yüz vermemiş derken Poseidon bir gün kızla tartışmış ve onu alıp kaçırmış ve kıza zorla tecavüz etmiş. Kız adaya dönmüş. Gel zaman git zaman üzerinde bir ağırlık. Karnı büyümeye başlamış ve anlamış ki kız gebe kalmış. Gizlice kıyılardan birinde bebeği kıyıya bırakmış, doğurmuş ve kıyıya bırakmış ve kaçarak uzaklaşmış. Poseidon'u ve bu bebeği unutmak istemiş. Bir süre sonra bebeğin ağlamalarını bir kuğu duymuş ve bu bebeği almış ve büyütmüş. Sonra bir gün adalılar 3-4 yaşlarına gelen bu bebekli kuğuyu bulunca bebeği evlat edinmişler.
ve bu adaya getirmişler ve ona Tenes adını vermişler. Tenes adada yetişmiş. Adada herkes ona bakmış, sevgi göstermiş ve o babası Tanrı Poseidon olduğunu bilmeden büyümüş. Ve daha sonra burada bir savaşçı ortaya çıkmış. Ancak sonra kızın babası yani kral bir torunu olduğunu öğrenmiş ve bu çocuğu görmeye gelmiş. Ve kral çocuğu görmeye gelmiş, Tenes'i almaya gelmiş ama Tenes kral dedeye küsmüş ve kral dedeyi kabul etmemiş. Tenes bu adada büyük bir savaşçı olarak yaşamış. Adaletsizliklere karşı mücadele etmiş. Yaralıları ana karaya götürmüş, kayıkçılık yapmış. Buralara üzüm bağları ekmiş, buralara zeytin ekmiş, buralara bereket getirmiş. Ama bu dedenin gelişinden sonra Tenes'e bir haller olmuş ve yavaş yavaş o tarihten sonra Tenes inzivaya çekilmiş ve adanın ücra bir yerinde yaşamını sürmeye başlamış. Pek insanlarla görüşmez olmuş. İşte adanın böyle bir hüzünlü hikayesi var. Aslında Tenes'in adası da deniyor bu adaya. Şimdi hüzünü biz sokak aralarında gördük. Terk edilmiş Rum evlerinde gördük. Birkaç yaşlımız vardı. Onlar da o kadar yorgunlardı ki bizle görüşmeyi bazıları kabul etmedi ne yazık ki. İşte biz adaya buradan bu efsaneyle yol alalım istedik. Bozcaada Kalesi'ndeyiz. Karşımızda devasa yel değirmenleri, kayalıklar ve lacivert bir deniz bütün dalgalarını adaya, bize ve kaleye sürüklüyor. Objektiflerimizi Rum Mahallesi'ne çevirdik. Rum Mahallesi'nin sokaklarına dokunduk. Duvarlarını elledik. Kokusunu aldık. Sakız sardunyanın kokusunu aldık. Ve gerçekten bugün için bizim için son derece keyifli bir gündü. Evet, mahalleye daldık. Rum Mahallesi'nin kadınlarını gördük, görselledik. Ve kaleye çıktık. Kalenin o ihtişamlı manzaralarını gördük. Hakikaten bu kale öyle bir kale değil. Dışarıdan bakılınca küçücük ama işte şimdi buradayız. Bana göre sağ tarafımda salhane, sol tarafımda kale ve arkada koskoca bir Bozcaada. Evet, dört yanım deniz, dört yanım lacivert. Gökyüzü, ben ve deniz aynı seferdeyiz. Ve şimdi sizler için kaleyi alıyorum, ellerimle denize bırakıyorum ve onu köpüklerle uzaklara yolluyorum. Hoşça kalın. Bozcaada'dan selamlar.